Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 33 numaralı testteyiz gençler. Artık kitabımızın ve fasikülümüzün sonuna çok az zaman kaldı. Evet. Hangi fasikülden bahsediyorum? 40 soru serisi problemler fasikülünden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. 40 soru serisi problemler fasikülünde bugün 33. testte sana işaret koyduracağım soruları şimdi göstereceğim. Fasikülümüzün içerisinden şöyle mis gibi sorular gençler. Şöyle ben size göstereyim. Şimdi soru numaralarını söylüyorum. Kaydedin lütfen. Birinci soru mutlaka kaydedilecek. Bir. Üçüncü soru mutlaka kaydedilecek. Daha sonrasında daha sonrasında altıncı soru ve sekizinci soru. Bunlardan özellikle ilk soru MSÜ tarzıdır. Aklında bulunsun. Üçüncü soru TYT tarzıdır. Aklında bulunsun. Altıncı soru, altıncı soru TYT tarzında bir soru. Ve sekizinci soruda hem MSU hem de TYT karışımı bir soru tam ortada bulunuyor. Artık hangisine denk gelirse. Tamam. Evet. Soru numaralarını söyledim. Ve artık ben kitabımı kenara koyuyorum. Sen önüne açıyorsun. Ve karşında ben varsam. Abone olduysan ve videoyu da beğendiysen artık ne bekliyoruz? Geçelim dersimize. Evet, şimdi ilk soruya bir bakalım seninle birlikte. Üzerinde diyor, üzerinde. 1, 2, 3 ve 4 yazılı topların ağırlıkları e, üzerinde yazılan sayılarla ters orantılıdır. Şimdi, ters orantılı. 1, 2, 3 ve 4 yazıyor zaten. E, tamam, ters orantılı. Şimdi hemen sen bunu doğru orantıya çevireceksin. Yani öyleymiş gibi düşüneceksin. Şimdi tersona kafa karışır tamam mı? Kesirle mesirle uğraşırsın. Ben hiç gelemem böyle kesirle uğraş. Öğrenciyken de sevmezdim. Vallahi de billahi de sevmezdim. Yani neden kesir diye bir şey var ki ya? Yani madem oran dersi işliyoruz. Oran dersi işliyoruz. Oran. Bak oran. Ve madem orandayız biz. Yani normal kesirle oranlı oluyorsa bunlar orantılı oluyorsa normal sayıyı da çeviririm. Tam sayıyı da çeviririm ben bunu. Kafam karışmaz. Tamam. Şimdi gençler bakın. 1, 2, 3, 4. Hemen en küçük ortak katını buluyorsun. Kaç? Hocam 12. Tamam. 12 bölü 1'den burası 12 ile orantılıdır. 12 bölü 2'den burası 6 ile orantılıdır. 12 bölü 3'den burası 4 ile orantılıdır. 12 bölü 4'den burası 3 ile orantılıdır. Hatta bir şey diyeyim mi? Hiç sayı yok ya. O zaman direkt buna 12, buna direkt 6, buna 4, buna da 3 diyebilirim. Şimdi buna göre bu toplar eşit kollu bir teraziye aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilirse terazi dengede kalır. Hadi bakalım sollu sağlı inceleyeceğiz şimdi. O yüzden de ben sana şöyle şöyle yaklaştırayım. Bir bakalım seninle birlikte. A şıkkına bakıyorum. Şimdi dörtler üçtü. İki kere üç altı yapar. Birler on ikiydi. Dört kere on iki kırk sekiz yapar. Bunların toplamı elli dört gelir. Sol köfede elli dört ağırlık var. Burada üçler dörttü. İki kere dört şurası sekiz yapar. 2'lerde 6'ydı. 4 kere 6 24 yapar. E toplama 32'dir. 32 ile 54 dengede kalmaz. Gitti. A şıkkını eridim. Gel, geldim B'ye. Şimdi 1'ler 12'ydi. Şurası 24 yaptı. 4'ler 3'tü. Şurası da 3 kere 4'ten 12 yaptı. Toplam 36. Sağ tarafa bakıyorum. Şurası arkadaşlarım 6'ydı. 4 kere 6. 24. 3'lerde biliyorsun 4'tü. 2 kere 4. 8 yaptı. Topladım 32. 32 ile 36 dengede kalmaz. Gitti. C'ye bakıyorum. Şimdi şurası kaç? 4 kere 12'den 48 hocam. Bu tarafa bakıyorum. Şurası 4 kere 6'dan 24. Şunlar 4'tü biliyorsun. 8 yaptı. E bu da 3'tü. 3 artı 8 11. 24 daha 35 yaptı. 35 de 48 dengede kalmaz. Geldim D'ye. Şimdi 4'ler kaçtı arkadaşlar? 4'lerimiz 3'tü. 4 kere 3'ten 12 geldi burası. şunlarda e şunlar da 12 12'den 24. Toplam 36 yaptı. Sağ tarafa bakıyorum. Şu 4'ler 3'tü biliyorsun. 3 kere 4'ten 12 geldi. Artı. Şunlar 4'tü. 3 kere 4'ten yine 12 artı bu da 6 idi. 12, 12, 6, 30 yapar. 30 30'da 36 dengede kalmaz. Demek ki cevap E'ymiş. E'ye de bakalım birlikte. Ee, ne diyor E'de? Şunlar 4'tü. 4'tü. 4 kere 4'ten 16 geldi. Şu da 12, 12 idi. 24 daha ne yaptı? 40 yaptı değil mi? Bu taraf 40. Sağ tarafa bakıyorum. Şundan 4 tane var. 2'ler sevgili arkadaşlarım 6 idi. 24 yaptı. 4'ler 3'tü. Dolayısıyla 4 kere 3'ten 12 geldi. Artı bir de şu da 4'tü. E, 24, 12 daha, 36, 4 daha, 40 yaptı. 40 da 40 tabii ki denk, denk de dengede kalır. Demek ki cevabımız E şıkkıymış dedik. Birinci soruya işaret koyun. MSU tarzı demiştim. Hakikaten de MSU tarzı bir soru gençler. Tamam. Çıkmış sorulara da baktığınız zaman direkt fark edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ooo hoca yazmış diyeceksin yani. Tamam. Evet devam ediyorum ikinci sorumla. Azim, Demir, Ersan, Mert, Oğuz adlı arkadaşların Boy uzunlukları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. En uzun ikinci kişi Ersanmış. Şimdi soldan sağa doğru, hatta ben sana şöyle görsel vereyim. Ah, şöyle görsel verdim. Ah, soldan sağa doğru bu kişiler boy uzunluklarına göre sıralanmışlar. Tamam mı? Çocuktan büyüğe doğru. Öyle düşünelim. Yani soruda bana bunu vermemiş ama ben böyle sıralamak istiyorum. En uzun ikinci kişi Ersan'dır. O zaman Ersan nerededir, gençler? Hatta belki. Birkaç ihtimal daha çıkabilir. Dolayısıyla şunları da şöyle yapalım. Şimdi Ersen neredeymiş? En uzun ikinci kişi olduğuna göre burası. En kısa ikinci kişi de Oğuz'muş. Tamam eyvallah. Azim'in boyu demirin boyundan uzundur. Demek ki Azim demirin sağ tarafında olacak. En kısa kişi Mert değildir. He, şimdi dur. En kısa kişi Mert değilse Mert ya buradadır. Tamam mı? Şurası O burası E idi. O zaman ya da Mert buradadır diyeceğim. Başka bir ihtimal yok. Şu ihtimali silebilirim artık. Pekala devam şimdi ee, Azimle demirin duruşunu da Azim sağda Demir sağ e, solda olacak şekilde demiştik Azim buradadır Demir buradadır ya da Demir buradadır Azim buradadır diyebiliriz iki ihtimal vardı iki ihtimali göre şimdi cevaplayacağız en uzun kişi azimdir demiş Azim burada en uzun kişi ama Mert de olabilirdi Dolayısıyla gitti en kısa kişi demirdir demiş bak iki durumda da en kısa kişi demir cevap B en uzun üçüncü kişi Merttir Mert burada en uzun üçüncü kişi ama burada en uzun kişi de olabiliyor Bu da gitti en uzun dördüncü kişi demirdir. Dördüncü kişi hiç olmadı demir. Dolayısıyla gitti. Demir en kısa. En uzun kişi Mert'tir. Burada evet Mert ama burada azim olabiliyordu. Bu da gitti. O halde kesinlik sorduğuna göre cevap kesinlikle en kısa kişi demir olacaktı. Yani cevabımız B şıkkı oldu gençler. Devam edelim fasikülümüzün 259. sorusuyla. Ne demiş bize? Aysel vereceği bir davet için yaprak sarması olsa da yesek. Bak yaprak sarması baklava of 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 tadından yenmez. Lava var ya biz millet olarak ağzımızı tadını biliyoruz. Ve poğaça hazırlamıştır. O ev poğaçası. O var ya böyle kıymalı patatesli falan olacak. Tadından yenmez ha. Şöyle, şöyle bir tabak hayal ediyorum arkadaşlar. Hazırladığı her tabakta yaprak sarması adedi baklava adedinin iki katıymış. Şimdi baklava adedine ben x dersem o zaman burası hemen 2x olur değil mi? Bak yaptığın hata bu. Bak çok doğru bir şey yaptı. Bak çok ama çok doğru bir şey yaptı Ama yanlış. Ha, bu nasıl oluyor hocam ya? Yani hani böyle bir mantalite var mı ya? Doğru diyorsun ama yanlış yaptın diyorsun. Bak işlemin doğru ama yöntemin yanlış. Tamam. Aklında bulunsun bu. Yapman gereken şeyi söylüyorum. Sorunun bir devamını oku yerleştirmeden önce. Diyor ki yaprak sarmasa dedi. Poğaça dedinin 3 katı diyor. E şimdi o zaman ben buraya ne yazacağım? 2x bölü 3 mü yazacağım? Ya kesir geldi ya. Öf. Kesir istemiyoruz. Sil bunu. O zaman, o zaman poğaçaya 2x de garanti olsun her şey. Yaprak bunun 3 katıydı 6x. Yarısı da neydi? Baklavaydı 3x. Bak bitti. Gördün mü? Hiç kesirle uğraşmayacağım. Peki Aysel yaprak sarması baklava ve poğaçayı tabaklara dağıttığında hazırladığı tüm yemekler bitmiş arkadaşlar. Aysel'in tabaklara dağıttığı yaprak sarması dağıtılan poğaça ve baklava sayıları toplamlar 10 fazladır. Ha, şimdi dur. K tane tabak olsun. K tane tabağı var Aysel'in. Yani bunlar bu toplantıda günde. Tamam mı? Gün yapıyorlar. K tane tabak varmış toplamda. K kişi katılıyor bugüne. Ve toplam ne kadar yaprak sarması hazırlamıştır o zaman? 6 çarpı x çarpı k. Ne kadar baklavası vardır? 3 çarpı x çarpı k. Ne kadar poğaçası vardır? 2 çarpı x çarpı k. Hiç kalmamış. Ve dağıtılan toplam yaprak sarması şununla şunun toplamından ne kadarmış? 10 fazlaymış. Artı 10. Ve buna eşitmiş. Şimdi şurası zaten 5xk yapıyor. Bu 5xk'yı sol tarafa zıplatırsak x çarpı k kalır. Bu da 10 olur. Hayda! Deneyeceğiz mi şimdi? Hocam dene. Tamam zarar gelmez. Bak deneyeceksin ama çok güzel sonuçlar bulacaksın. Bu 1 iken bu 10 olabilir. Yani bu ne demek? Her tabağa konulan poğaça sayısı x 1 iken biliyorsun. 2 ise diyor 10 kişi vardır. Şimdi bu 2 iken bu 5, beş, bu 5 bu 2, bu 10 iken bu 1 olabilir. ya yani bir tane tabak günde olmaz ama yani kadın kendi kendine gün yapıyor olamaz. Bir tabakta 20 poğaça yiyor da olamaz. Aynı zamanda 30 tane baklavayı ve 60 tane yaprak sarmasını da tek seferde oturup yiyemez herhalde. Bu onun 5 günlük öğünü falandır. Şimdi bak iyi dinle. X çarpı K 10'du ya bak hepsinde 10 geliyor. Bunda sıkıntı yok. Güzel. Aysel kaç tane poğaça hazırlamıştır diye soruluyor. 2x soruluyor bize. Şimdi bak olay şu 2x değil 2xk soruluyor. Şu soruluyor yani. Poğaça adedi buydu. Şimdi bak x çarpı k zaten 10 bulduğum için. Direkt şurada da yerine yazsan olur. 2 çarpı 10 eşittir e, 20 tane yaprak sarması. Şunların hangisi olursa olsun zaten x çarpı k eşittir. Işte onu vereceği için bana ben otomatikman aradığım şey şu. Yani soru aslında seni farklı yerlere yönlendiriyor. Bak diyor bunu da düşün. Bunu niye düşünmüyorsun? Hadi diyor bak x bu olsaydı ya diyor. Hadi bu olsaydı. İşte bunları düşünmeyeceksin sen. Senin burada amacın toplam poğaça sayısı. toplam poğaça sayısı 2xk. Ki zaten xk'ların hepsi de 10 gelmek zorunda değil mi? Evet o zaman yaz yerine güzel kardeşim xk gördüğün yere yaz onu 2 kere 10'dan 20'yi bul işaretle 3'e geç. 4'e geç. Çağlar ve Mehmet arasında 2020 yılında aşağıdaki gibi bir konuşma geçiyor. Şimdi bu tarz sorularda kafa karışıklığına mahal vermemek adına şunu yapacaksın. 1. Çağları yazdın. 2. Mehmet'i yazdın. 3. 2020 yılında geçmiş bu konuşma. 4. 2010 yılından ve 2030 yılından bahsetmiş. 2010'u buraya yaz. 2030'da buraya yaz. Şimdi tabloyu doldur. Çağlar diyor ki 2010 yılında yaşım senin yaşının 4 katıydı diyor. E şimdi burası x e diyor burası 4x'tir yani diyor. Doğru mu? Doğru. Mehmet de diyor ki buna karşılık 2030 yılındaysa diyor benim yaşım senin yaşının yarısı kadar olacak. E şimdi 2030 yılında 20 sene geçmiş olmaz mı? Hocam burası 4x artı 20'dir. Burası x artı 20'dir. Ve Mehmet ne demiş? 2030'da diyor benim yaşım şu senin yaşının yarısı kadar olacak. Yani 4x artı 20'yi 2'ye bölersek diyor x artı 20'yi bulacağız diyor. 2'ye böl 2x artı 10 eşittir x artı 20 olacaktır diyor. X'i bu tarafa onu bu tarafa zıplattım. X eşittirine geldi? 10. Çok güzel. Demek ki bu burada 10 yaşındaymış. Bu da burada 40 yaşındaymış. Şimdi sorulan şey ne? Çağlar'ın 2020 yılındaki yaşı. Çağlar'ın şuradaki yaşı soruluyor. E zaten 2010'da 40 yaşında olan adam ölmezse 2020'deki 2020'de geçmiş konuşma demek ki ölmemişler. 10 sene sonra 50 yaşında olur. Cevap da C şıkkı olur gençler. Ve devam ediyorum 5. sorumla fasikülümdeki 261. soru. Uzunlukları toplamı 10 metre olan 3 ağaçla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hangi ağaçlar varmış hemen? Çam var. Badem var. Bir de çınar var. Hemen yazdım bak. Çam, çam, badem ve çınar. Güzel. Şimdi diyor ki bilgiler vermesi lazım. Çam ağacı, badem ağacından 72 santim uzun. Yani bu x ise bu x artı 72'dir diyor. Tamam. Çınar ağacı da çam ağacından yani şundan 136 santim uzun. 72'ye hemen 136 eklemeliyiz. 208 gelir x artı 208. Şimdi ben bunların boyların uzunlukları toplamının 10 metre olduğunu bilmiyor muyum? Bak bunlar santim cinsinden unutma. Bunları toplarsam ben 3x artı ne gelir 280 mi? Eşittir 10 metre 1000 santimetredir. 280'i sağ tarafa aldım. 3x eşittir. 720. x eşittir. Buradan ne gelir? 240'ın ta kendisi. Bizden istenen şey ne? Çam. Kaç santimdir? E çam burada 72 olduğunu biliyoruz. Demek ki ben ne yapacağım? 240'ın üzerine 72'yi ekleyeceğim. 240 artı 72 bana 312'yi verir. Ankara'nın alan kodunu verir. Ve muhteşem bir Ankaralı olarak bu sorumuzun da çözümünü yapmış oluruz. Devam edelim. 262 ile Aşağıda birden 9'a kadar numaralandırılmış 9 tane kart gösterilmiş. Şimdi efsane bir sorudur. <laughs> efsane bir sorudur. O yüzden çok iyi dinlemende fayda var. Birden 9'a kadar numaralandırılmış 9 tane kart veriliyor. Murat, Zeki ve Rıza, hepsine buradan gönlümce böyle gönlüm, gönül dolusu selam söylüyorum. Bunlar benim iş arkadaşlarım. Ve efsane insanlardır. Murat, Zeki ve Rıza isimli 3 arkadaş 9 adet kartı aralarında eşit sayıda paylaşmışlar. Peki, eşit sayıda paylaşıyorlarsa üçer üçer paylaşmışlardır. Şimdi Murat dedim. Daha sonrasında Zeki diyorum ve Rıza diyorum. Tamam mı? Şimdi bak. Herkes 9 tane kart olduğuna göre 3'er tane kart alacak. Şu şekilde. Bu e, kart numaralarını da büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamakta fayda var. Murat'ın aldığı kartların üzerindeki en büyük sayı 8'dir. Şimdi Murat'ın en büyük sayıları hep sağ tarafa yazalım. Murat 8 almış en büyük. Rıza'nın aldığı kartların üzerindeki en küçük sayı da 3'müş. En küçük sayıyı vermiş bak 3. Şimdi demek ki buradan ne anlıyoruz? ile alakalı bir soru soracak değil mi bize? Hadi bakalım. Üçüncü kartların üzerinde yazan sayıların, üçünün, özür dilerim, kartların üzerinde yazan sayıların toplamı eşit olduğuna göre... Zeki'nin aldığı kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır? Uuu ben nereden bileyim dediğini duyar gibiyim. Şimdi bak iyi dinliyorsun. Bir kere üçünün de aldığı kartların üzerinde yazan sayıların toplamı eşitmiş. Ben şunu düşünürüm. Bu kartların üzerinde toplam ne kadar sayı var? Birden 9'a kadar olan sayıların toplamı. 1'den hop 9'a kadar olan sayıların toplamı. Bu da bana n çarpı n artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2'yi yani 45'i verir. Gittim 3 kişi oldukları için ve bölüştükleri için bunu 45'ü 3'e böldüm 15 dedim. Bu 15 nedir? Herkesin aldığı kartların üzerinde yazan sayıların toplamı 15'tir derim. Tamam 15 olacak. Şimdi güzel kardeşim bak. Rıza'ya bakalım. 3'ü almış. 15 olması gerekiyordu toplamı. Geri ne kaldı 12. 12 olması için ne lazım? Derim ki ben şu 9 boşta kaldı. Bu 9'u Rıza'ya verelim. Tamam. 9 3 daha 12 yaptı. Bir 3 daha lazım. Yani 3'ü 2 defa kullandım. Olmadı. 8'i verelim, onu da veremem. Niye? Murat almıştı 8'i. O zaman mecbur 7'yi verelim. 7, 3 daha 10. O zaman buraya da 5 kalır. Şimdi bak, ben neleri kullandım? 8'i Murat almıştı, 7'i Rıza'ya verdik, 5'i Rıza'ya verdik, 3'ü de Rıza'ya verdik. Şimdi yoluma devam ediyorum. Murat'ın da e, ne olması gerekiyordu? Toplamı 15 olması gerekiyordu. Ama ondan önce daha hemen Murat'a geçmeden önce zeki ile alakalı biraz konuşalım. Şimdi Murat'ın en büyük sayısı 8, Rıza'nın en büyük sayısı 7. E bu 9'da 1 alacak yani. Kim almış o zaman? Do Zeki almış 9'u. Tamam. Bak mis. Zeki'nin bir sayısını çoktan bulduk bile. E 9'u buraya verdik. Şimdi Zeki'nin alacağı kartların toplamı da ne olması gerekiyordu? 15 olması gerekiyordu. Ne kaldı? 6. Peki şu kalanlardan 1, 2, 4 ve 6'dan toplamı 6 olanlar hangisi? Hocam 2 ile 4. Hemen ben buraya 2 buraya 4'ü yazdım. 1 ile 6'yı da Murat'a verdim. Bak bakayım 1, 6 daha. 7, 8 daha 15. Burası da 15, burası da 15. E mis bulduk bak cevabı. E şimdi güzel kardeşim Zeki'nin alacağı sayıların kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı sorulmuştu. 2 çarpı 4, 8 yapar. 9'a da çarparsan cevap 72'nin ta kendisi gelir. Yani cevap E seçeneği olur gençler. Muhteşem ötesi bir soruydu. MSÜ'de de TYT'de de karşına çıkabilir ama daha çok bir TYT sorusudur tarz olarak. Tamam. Dolayısıyla aklında bulunsun. Kaydet bu soruyu. TYT'den önce mutlaka tekrar etmende fayda var. Sen MSU'den önce de tekrar et bunu. Evet 263. sorumuzdayız faskürümüzde. Yani 33. Soru, 33 testin 7. sorusu. Bir iş yerinde çalışan Mert. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri izinli olmakta. Pazartesi, salı, çarşamba, arka arka 3 gün izni var. Güzel. 3 gün üst üste. Ramazan bayramı tatilinin yapıldığı ve başka resmi tatilinde olmadığı 30 günden oluşan ve ilk günü pazartesi olan bir ayda mert toplam 17 gün izinli olmuş arkadaşlar. Buna göre Ramazan bayramı tatilinin ilk günü bu ayın aşağıda verilen günlerinden kaçıncısı olabilir? Şimdi pazartesi günü bu ayın ilk günü müymüş? Ve 30 gün müymüş? Ya hemen şöyle diyeceğim bak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedim. Tamam mı? Şimdi burayı iyi dinle. Hatta şunları biraz yaklaştıralım ya. Niye bu kadar ayrık çizik ki? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu bir takvim gibi düşün. Takvimde neler olur arkadaşlar? Sayılar olur, değil mi? Şimdi ayın ilk günü pazartesiymiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şurası 15 16 17 18 19 20 21 Yazacağım vallahi üşenmeyeceğim. Sen yazmasan olur. Ben açık ve net bir şekilde anla diye yazıyorum. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O çok güzel. Şimdi bak. Mert arkadaşımız hangi günler tatildi? Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba. Pazartesi, salı, çarşamba. Aha, aha, aha. Aha da aha. Bu kadar. Bu günlerde Mert tatilmiş. E toplam tatil yapacağı gün sayısı 14 etti bunun. Evet. Şimdi 3 günde Ramazan bayramı tatili varmış ya toplam 17 gün izinli olmuş. He. Şimdi, şimdi 3 gün boyunca izinli olacak. Tamam 3 gün boyunca izinli olacak. Ve bu 3 e, günlük izni için bayram tatilinin ilk günü bu ayın aşağıda verilen günlerinden kaçıncısı olabilir diyor. Şimdi. Dikkat et ben Mert'in izin günüyle zaten izin yaptığı günle Ramazan bayramı tatilini bir araya denk getirmeyeceğim, çakıştırmamam lazım. Şimdi 7 olursa, bak şurada tatil yaparsa Mert, Ramazan bayramı tatili, 8'i ve 9'u da tatil olacağı için o günlerde zaten Mert tatildi, toplam 15 gün tatil yapmış olur, elendi, gitti. 11 olursa, ki cevap oydu yanlış hatırlamıyorsam, bak 11, 12, 13, aa mis bak 17 yaptı, cevap buymuş. 15'e bakalım arkadaşlar. 15 olursa şurada zaten Mert orada tatilde 15, 16, 17 olmaz. 20 olursa 20, 21 aha burada tatilde olmaz. Peki 23 olursa yani e, neresi 23? Şurası. 23 olursa 23, 24 ve 25'inde tatil yapmış olur Ramazan bayrağı tatili ama zaten Mert'in tatili günlerine denk geldiği için 17 gün tatil yapamazdı. Demek ki cevabımız neymiş? 11 olacakmış. Yani cevap 5 hakkında verilmiştir gençler. Ve artık devam ediyorum son sorumla. Son soru ise bizim için tam anlamıyla MSV ve TYT ayarında bir soru. Tam ortada kalmış bir sorudur tarz olarak tamam mı? Hangisine yığılırsa artık. Üfleyince birinize düşecek. Ya TYT'ye ya, ya da MSV'ye. İkisinden biriz ama hangisi bilemeyiz. Şimdi bakalım sorumuza. Bir yabancı dil kursuna kayıtlı tüm kurs yerlerin sayısının yaşlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiş. E buna göre diyor aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle kişi sayısı var, bir de yaş aralığı var. 15 ile 19 yaş aralığında 50 kişi, 20 ile 24 yaş aralığında 60, 25 ile 29 yaş aralığında 40. E burada da 40 ve burada da 10 kişi mevcut. En az 20 yaşında olan 150 kişi vardır. En az 20 yaşında olanlar bak buradakiler, buradakiler, buradakiler ve buradakiler. Toplarsak 60, 40 daha 100. 140 150. 150 kişi var mıdır? Vardır. En çok 24 yaşında olan 110 kişi vardır. En çok 24 olanlar şunlar. Burası ve burası. Tamam mı? 50 artı 60 110'u verir. Bu da olur. Kurstaki kişilerin yaş ortalaması en az 22,8'dir demiş. En azdan bahsediyor. Yaş ortalamasından bahsediyor. En az. Şimdi ben 15 ile 19 yaş aralığındaki kimselerin her birini 15 yaşında, bunların her birini 20, 25 30 ve 41 seçersem eğer yaş ortalamasının da en az olduğu durumu bu durum. Yani 15'te 19 yaş skalasındaki kişiler grubuna 15 yaşındakileri 16, 17, 18 ve 19 yaşındakileri sokabilirim ama yaş ortalaması en az dediğine göre ben hepsini 15 yaşında seçerim mesela gibi. Şimdi burada 50 kişi vardı. Bu 50 kişinin her biri 15 yaşındadır diyelim. Burada 60 kişi vardı. 60 kişi her biri 20 yaşındadır diyelim. Burada 40 kişi vardı ve her biri 25 yaşında diyelim. Burada 40 kişi vardı ve her birinin 30 yaşında diyelim. Burada da 10 kişi vardı ve her biri 41 yaşındadır diyelim. Bunların toplamı 5 kere 15, 75 olduğu için 750'dir. Burası 1200'dür. Burası 1000'dir. Burası yine 1200'dür. Ve burası da 410'dur. Hadi bunları toplayalım. 1200. 1200 daha 2400. 1000 daha 3400. 750 daha 4150 410 daha eklersem 4150'nin üzerinde 4560 olur. Şimdi ben bunu gideceğim kişi sayısına. Yani toplam 200 kişi var ya bu 200'e böleceğim. 200'e böleceğim. Buradaki sıfırları eleyebilirim. Şimdi 456'nın içerisinde 20 kaç defa buna bakacağız? 45'in içerisinde 2 defa 40 5 56'nın içerisinde 2 defa 40 16 bir sıfır ekledim. Bir virgül koydum. 160'ın içerisinde 8 defa 160 çıkar 0. Bak ne oldu? 22,8. Burada ne demiş? 22,8. Bir şey böyle soruda verilen gibi bulununca çok mutlu oluyor değil mi insan? Bunu da okey dedik. Eyvallah. D şıkkı. 15-19 yaş aralığında kur olan kursiyerlerin sayısı. 15-19 neresi? Şurası. Yani 50 kişi. Buradaki 50 kişi tüm kursiyerlerin sayısının dörtte biridir. E tamamı 200'dü. Burası 50. Çeyreği değil mi? Evet o zaman dörtte biridir. Yani bu da doğru. Cevap E'ymiş bakalım. 25 ve 40 yaşında. 25 burada, 40 burada. Yani şu aradakiler kaç kişi? 80 kişi. Bu 80 kişi diyor. Tüm kursiyerlerin sayısının beşte biridir. Tabii ki de hayır. 80 kişi, yani 40 kişi olsaydı beşte biri olurdu. 80 olunca beşte ikisi olur arkadaşlar. Cevabımız E şık olacaktı diyebiliriz. Evet. Artık bu sorumuzu da çözdüğümüze göre 33. testi bitirdik. 33. testten sonra artık sırada 34 34. numaralı test var. 34 numaralı testte de birbirinden güzel sorular var. Aman diyeyim kaçırma. Tamam? Artık çok az kaldı. Sabret bitiyor. Fasikülü bitiriyoruz. Problemlerden bir fasikül bitiriyoruz. Çok ama çok aslında şöyle geriye arkana yaslanıp baktığın zaman çok büyük işler başardığını göreceksin. Lütfen yarım bırakma. Tamam mı güzel kardeşim. Sonraki teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Başta acısınız.